efendim sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın açıyordu. Şüpheli Gül Hatun takma adıyla Laz kızıyla ilgili o yürütülen soruşturma bitti. Şüpheli hakkında müstehcenlik suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. TikTok'ta müstehcen yayınlar yaptı. Takipçilerinden para topladı. Laz kızı takma isimli şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 yıla kadar hapis cezası istendi. TikTok'taki görüntüler üzerine ekipler harekete geçmiş. Gül Hatun 26 Kasım'da Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli serbest bırakılmıştı. Laz kızıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Şüpheli Gül Hatun hakkında müstehcenlik suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.